Şimdi geçti şey oldu. Çok önce paylaşıldığından. Yalnız burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında kirlenmek iyidir. Fakat mesele şu, onun farkına varmak lazım. İnsanlar gevezelik yaparak, dedikodu yaparak olan şeylere ulaşırlar. Fakat sadece dedikodu, sadece gevezelik düzeyinde kalırsan, başka bir noktaya geçemezsen, o biraz sorun oluyor. Yani insanların burada buna dikkat etmek lazım. Çünkü gevezeliğin içerisinde, dedikodunun içerisinde ya da kirlenme dediğiniz şeyin içerisinde olağanüstü filizlendirilmeye elverişli öğeler var. O filizlendirilmeye elverişli öğeler son derece yaratıcıdır. O yaratıcılığı işte, yani keşfetmeyi bilebilmek gerekiyor, onu görebilmek gerekiyor. Ama siz bu deprem vakasından yola çıkarak öyle bir şeye ulaşırsınız ki, yani gündelik yaşamınızda teori arasında bir bağlantı kurarsınız ki birdenbire düşünmeye başlarsınız. Yani şimdi deprem oldu, düşünmenize çok fazla yol açmıyor. Fark yaratıyor, bir fact var. Normal rutin gidişat var, rutin gidiş. O gidişin içerisinde birdenbire bir çizik oluşuyor. Çizik nedir? Depremin olması. Sizi hareketlendiriyor. Yani hem zihinsel hem de bedensel olarak sizi hareketlendiriyor. Tuhaf bir şekilde hem korku ve biraz da rutinin değişmesi dolayısıyla biraz haz duyuyorsunuz. Yani hazla korku yan yana. Çünkü depremden sağ salim kurtuluyorsunuz. Yani deprem size herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Fakat siz onu öyle bir anlatmalısınız ki biraz ironi, biraz gevezelik, biraz dedikodu, bir başka konuya geçmelisiniz. Şimdi ben bunun üzerine toplam 45 saniye sonra mı neydi, hemen yazdım. Çünkü o sırada ben belgesel izliyordum. Belgesel gerçekten şok edici bir belgeseldi. Daha önce izlemeyi istemiştim fakat vaktim olmadı. Şirket diye bir belgesel. The Corporation diye bir belgesel. YouTube'da Türkçe altyazısında bulabilirsiniz. Türkçe altyazılı halde izleyebilirsiniz. The Corporation. Dolayısıyla belgesel beni zaten ne yapmıştı? Şaşırtmıştı. Yani benim üzerimde deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi deprem olduktan sonra ne oluyor? Gerçek anlamdaki deprem. Aslında izlediğiniz belgesel gerçek anlamda yaşadığınız depremin etkisini azaltıyor. Çünkü zaten şoklanmışsınız. Bir tampon mekanizma var orada. Bir balans var, balans. Ve depremi çok fazla hissedemiyorsunuz. Orada, örneğin ben şöyle bir şey paylaştım, işte Burak da görmüştür. Subjektif sallantı değildi, objektif sallantıydı. İki nokta üst üste deprem. Şimdi demek ki buradan bir tartışma konusu açıyorum aslında, dikkat ederseniz. Yani demek ki sallantılar değişik şekilde olabilir. Subjektif sallantı olabilir. O özden sallantı de objektif sallantı olabilir. Objektif sallantı depremdir. Subjektif sallantı da bizim zaten deneyimlediğimiz şeydir. Yani içsel düzlemimizle ilgili olan şeylerdir. Mesajlar sallantı yaratabilir. Hatta depremden pay alırız. Yani depremden pay alırız. Deprem bu objektif olgudur. Ama herkes farklı farklı paylar alır. Yani benim zihnimde hissettiğim özden sallantıyla sizin zihninizde hissettiğiniz özden sallantı birbirinden farklı olabilir. Aslında tartışmak istediğim mevzu oydu. Ama anlamak gerekiyor. Yani karşı tarafta da frekansın olması gerekiyor. İlginç bir şekilde bir adını almayın bir profesörden Serdar Hocam işte bu Serdar Hocam bu bildiğimiz insan depremi diyor. Evet. Yani bildiğimiz insan depremi. Yani şimdi bildiğimiz insan depremi ne demek? Bir. İnsan depremi ne demek? Bir. İki. Bildiğimiz depreme bildiğimiz depremden yola çıkarak o depremi de bilinmeyen öğeleri ortaya çıkarmanın kendisi bilimdir. Derdimi anlatayım mı? Burada gevezelik yapıyorsun biraz. Yani karşımda benim frekansımda olan bir insan olsa nelere gider? Dolayısıyla kendi kendime birkaç şey söyledim. Bunu sonra bıraktım. Ayar lazım. Yaşadığımız en basit olguların kendisi bile nedir? Burada açıklanmaya, yorumlanmaya ihtiyacı vardır. Yorum sonsuzdur. Yorum sonsuzdur. Yani derin yorum özellikle sonsuzdur. Açıklamak
biraz daha pozitiftir. Açıklayabilirsiniz bazı şeyleri ama yorumlamak biteviye bir süreçtir. Dolayısıyla şaşırtıcı olanı bulabilmek için de mutlaka ne yapmak gerekiyor? Kur'an'la Kur'an'la gündelik yaşantı, Kur'an'la pratik arasında ne yapmanız lazım? Gidip gelebilmeniz gerekiyor. Bunu yaptığımız andan itibaren zaten bana göre gerçek anlamda entelektüel faaliyetin içerisinde yer alırsınız. Entelektüellik demek bana göre değerli arkadaşlar kapalı akademik alanda faaliyette bulunmak demek. Entelektüellik yaşam nedir? Biz niçin yaşıyoruz ve kendimizi anlamak için neler yapmalıyız? Aslında kendimizi tanıma sanatıdır. En önemli sorunlardan birisi insanlar evet bir belli faaliyetler içerisinde yer alıyor ama niçin bu faaliyet içerisinde yer aldıklarını ve nihai amacın ne olduğunu bir türlü keşfedemiyorlar. Nihai amacı aslında mutluluktur. Mutluluktur. Yani pek çok yenilik yapabilirsiniz, pek çok değişiklik yapabilirsiniz ama mutlu olmak ne demektir? Mutluluk. Bunun üzerine pek çok kitap yazılmıştır ama bu kitaplarla olacak bir şey değildir. Biraz sezgi, tartışma ve daha başka boyutlar olan bir şeydir mutluluk. Yani şu andaki tartışmanın kendisinden bile haz aldığınızda ve kendinize bir şeyler değişmeye başladığında ve bundan bu kendinizi iyi hissetmenize yol açıyorsa içsel düzleminizde aslında mutlusunuz demektir. Mutluluk sadece böyle dışsal bir olgu değildir, içsel bir olgudur. Bunlar ayrı şeylerin konusu, tartışmaların konusu. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün sözlü tarih nasıl yapılır? Sözlü tarih nasıl yapılır ve zamanımız kalırsa sözlü tarihte yaşanan sorunlar üzerine yoğun bir konsantrasyon, yoğun bir düşünün faaliyeti gerçekleştireceğiz. Şimdi muhtemelen kafanızda belli projeler var. Belli konular aklınıza geliyor. Biraz önce Burak söyledi. Sinema mekanları üzerine tartışma yapacağını söyledi. Sinema mekanları üzerine sözlü tarih yapacağını söyledi. Muhammed bir tiyatro temsilini, sözlü tarihini mi? Sözlü evet. Tarihini yapacak. Songül... Ben televizyonun ana dil, yani Türkçe üzerindeki etkisini araştırıyorum. Evet, televizyonun ana dil üzerindeki etkisi üzerine sözlü tarih yapacak. Songül. Evet, ben de televizyon Türkiye'ye ilk gelişini. Aynur, pardon. Ayfer. Ayfer. Televizyonun Türkiye'ye ilk gelişini yapacak. Pınar hocam. Pınar. Ha. Hocam ben de İstanbul'daki Rumlarla ilgili bir şey yapayım istedim. Güzel, yani değişik konular var gördüğünüz gibi. Aynı konuda herhangi bir çalışma yok. Şimdi değerli arkadaşlar, bunun belli safhaları var. Yani sözlü tarihin belli safhaları var. Dolayısıyla bu biraz teknik süreç ama bunu bilmeden yönümüzü bulmak o kadar kolay değil. Yani bazen şaşırabiliyoruz. İnsanlar sözlü tarihi sağduyusuyla da yapabilir. Deneme yanılma yoluyla da yapabilir. Ama bu sırada sözlü tarih görüşmesi yaptığınız insanlardaki müceferatı çıkarmama riskiniz var. Yani kaybetme riskiniz var. O nedenle bilerek gittiğinizde varyasyonlarınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Yani bir sanatsal yaratıcılıktır. Varyasyonları siz bulabilirsiniz. Ama o teknik sürecin kendisini de bilmeniz gerekiyor. Önce tasarım ve ön görüşme denilen bir aşama var. Tasarım ve ön görüşme. Şimdi siz sözlü tarih de iki şey yapabilirsiniz. Sözlü tarih iki boyutta yapabilirsiniz. Önceki derslerde muhtemelen söyledim. Birinci boyut neydi? Birinci boyut konu oda yönelimli bir sözlü tarih. Konu odaklı bir sözlü tarih yapabilirsiniz. İkincisi de biyografik yönelimli bir sözlü tarih yapabilirsiniz. İkisi birbirinden biraz farklı ilişkili olmasına karşın. Konu yönelimli sözlü tarih ne demek?